Su'nun güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok etkili bir krem hazırladım. Bu kremimi başlıktan da anlayacağınız üzere selülitse elveda diyoruz. Bu ise elveda diyoruz. O küçük kılcal damar görünümünü elveda diyebileceğiniz vücut bakımında gerçekten çok etkili bir krem hazırlıyoruz bugün sizlerle. Yaz gelirken miniler ortaya çıkarken biliyorum ki birçoğunuzun şikayeti sevdiklerinden oluyor. Ve sizler de hazır evde olduğumuz bu hızlı bir şekilde sevdiklerinize çözüm yolu bulabilirsiniz. Yapımı çok basit oluyor. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar sevgililere elveda demek için hazırlayacağımız bu kremimizde bakalım neler olacak. Burada öncelikle e, krem olarak arkadaşlar normal günlük hayatta kullandığınız herhangi bir marka olabilir. Ben burada örnek olsun iki farklı marka koydum. Herhangi bir marka olabilir krem kullanıyoruz. Nemlendirici özelliği yüksek olursa, yağlı değil de su bazlı olursa sen bizim işimize yarayacak kremler oluyor bunlar. Bunun yanı sıra bizim burada arkadaşlar selikli bölgeyi, varisli bölgeyi birazcık harekete geçirmemiz lazım. Buradaki dokularda bir kan dolaşımını hızlandırmamız, içten içten birazcık yakmamız lazım. Onun için acı biber kullanıyoruz. Burada acı biberinizde arkadaşlar ne kadar acı olursa ne kadar çok yakarsa o kadar iyi olur Sizler de ona göre seçebilirsiniz ve yine buradaki bölgeyi alevlendirmek adına birazcık içerisinde tarçın kullanacağım Tabii ki de cildi çok aşırı hassas olanlar vardır onlar lütfen burada kullandıkları tarçın oranını çok ama çok minimum indirsinler ve bebe yağı kullanacağız şimdi hemen yapılışına geçelim ben şöyle Hatta ikisini karıştırıp iki farklı kremi bir arada kullanıp bu şekilde hazırlamak istiyorum Şöyle. Şu kadar yeterli olacak. Biraz da diğerine ilave edelim. Burada dediğim gibi kremin sadece birazcık su bazlı, yağ bazlı değil de su bazlı olması önemli. Onun dışında arkadaşlar kreminizin markasının herhangi bir önemi yok. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu iki kremimi ben şöyle bunu da iyice koyayım. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar tabii ki de acı biberimi ilave edeceğim. Şöyle bir kaşık kadar acı biber benim işimi gayet görecek. Burada hücrelerimizin yanmasını istiyoruz birazcık. Tarçın kullanımı konusunda da arkadaşlar benim cildim çok hassas diyenler lütfen şöyle kaşınucuyla kullansın. Yok benim için sorun yok ben kullanırım yeter ki sevdiklerim gitsin diyenler birazcık daha fazla kullanabilirler. Ben söyle orta karar şu kadar kullanacağım. Bu kadar yeterli olacak çünkü benim için. Eser bunların üzerine bebeği yağı damlatıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 oldu. 10 damla kadar bebeği yağı damlattık. Ve şimdi hepsini karıştırıyorum. Burada gerçekten istediğim şey benim acı Vücuma sürdüğümle termik ısıyı harekete geçirecek bir krem elde etmem ki burada arkadaşlar varislerle ya da seyliytle savaşırken bu çok ama çok büyük önem kazanacak. Şimdi size hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu kremi hazırlıyoruz iyi güzel hoş ama bu kremi hazırlamak kadar bu kremi uygulamak çok daha önemli ve çok daha değerli oluyor. Öncelikle cildimizi duşa giriyoruz güzelce scrap yapabilirsiniz ya da pinning yapabilirsiniz. Cildinizi güzelce ayıtıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar bunu cildimizi arttıktan sonra normal sabunlu bir şekildeyken benim şöyle çok tatlı vücut fırçalarım var. Vücut fırçamla aşağıdan yukarıya olacak şekilde eğer ki ayağımı fırçalıyorsam diz kapağımdan yukarıya doğru arkadaşlar her zaman kalbe doğru aşağıdan yukarıya hareketlerle burada kan dolaşımını hızlandırmak istiyorum. Kan dolaşımını hızlandırmaya çalışıyoruz. Basınçta işte arkadaşlar güzelce cilinizi adeta tarıyorsunuz, fırçalıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli seliklerinin oluşmasını engelleyecek olan seliklerin arkadaşlar iyileşmesi için en önemli adımlardan bir tanesi fırça edilmeniz Lütfen sizler de evinizde bir tane vücut fırçası kendinize edin. Vücut fırçamızla cildimizi fırçaladıktan sonra hemen şöyle kremimizi alıyoruz. Kremimizi güzelce bacağımıza arkadaşlar ya da kollarda da olabiliyor. Kollara uygulayabilirsiniz varisin çok olduğu yerlerde, kılacağız zaman görünümünün çok olduğu yerlerde de bunu uygulayabilirsiniz. Şöyle güzelce uyguluyoruz. Biliyorum birazcık yakacak bu ama çok da güzel bir şekilde bunun sonuçlarını elde edeceksiniz. Bunu arkadaşlar cildinizde bekletebildiğiniz kadar iki saat bekletebilirsiniz. Daha fazla bekletebilirsiniz. Kesinlikle buradaki bekleme süresi size kalmış. Ee, dileyen olursa bunun üstünü stresle de geçebilir. O şekillere tutulduğunda çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Daha sonrasında tekrardan durulayıp normal nemlendiricinizle cildinizi destekleyebilirsiniz. Bunu haftada 2 kere 3 kere yapabildiğiniz kadar arkadaşlar fırsat buldukça uygulayın. Bunu uyguladığınızda göreceksiniz ki çok güzel sonuçlar olacak. Yaz geliyor. Daha tam gelmedi. Yaz gelmeden hazırlık yapmak isteyenlerin bir numaralı kremi bence evde yapacağınız kendi selit kremi artık baharda gelmişken miniler ortaya çıkmadan önce bunu sizler de evde yapıp deneyin. Hatta arkadaşlarınıza paylaşın ki onlar da yararlansın. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadar. Güzel tarifimi arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve Instagram üzerinden de beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.